Hazreti Pir'in ifadesiyle, dünya lezzetleri zehirli bala benzer, lezzetin nispetinde elemi de vardır. Kem hassenet lezzeten lil mer'i katileten, min haythu lem yedri ennessemme fiddesemi. Kaside-i Bir'de de bu seyri böyle diyor. Kem hassenet lezzeten lil mer'i katileten, İnsanı öldüren nice şeyleri insana lezzetli şeker şerbet gösterdi. Zavallı bilmiyor ki o balın içinde zehir var. Öyle bir çağrıya uyarak yer değiştiren, konum değiştiren dünya kadar insan oldu. Dünya kadar derken yerinde sabit kademlere nispeten hep aynı izleri takip edenler, aynı yere ayak basanlar. Onlara nispeten çok sayılmaz öbürleri. Bazıları bohemliğe saldılar kendilerini. Züggine linnâs hübbüşşehevât min nisâ. Evladı iyallerinin geleceğini düşündü. Esas bir geleceği, önemli bir geleceği kararttılar. Hiç farkına varmadı. Oğlum, kızım falan bunlar mutlu bir gelecek falan dediler ama ebedi bir geleceği kararttı, ebedi bir geleceğin ışığını, ziyasını söndürdüler. Vel kanatiril mukantareti. Dolarlar, eurolar, dinarlar, altınlar, gümüşler. Bunlar çoklarının başını döndürdü, bakışını bulandırdı. Yer değiştirdiler. Allah varken onlara tapmaya durdular. Onların da meseleyi nereye çekeceği belli değil. Vel fibbati vel heylil müsevvemeti vel en'am. O zamanlar at katır. İnsanların binekleri olduğundan dolayı onlar bahsediliyor. Zırhlı arabalara kandılar. Altınla yaldızlanmış tas klozetlere kandılar. Banyo havuzlarına kandılar. Kandılar. Aldandılar. O badirede iç içe yandılar. Hafizanallah. Çok defa ehli dalaletin, dünya perestlerin akıbeti bu olmuş. Ve çok defa Allah'a dilbeste olan akıbetleri de sizin ve emsallerinizin akıbeti gibi olmuş. Her şeyi onun güdümüne vermeyince bir insan çok farklı güdümlere girebilir. Değişik kulluklardan kurtulmanın yolu sadece ona kul olmaktan geçer. Ona insan sadece ona ama sadece ona kul olamamışsa 50 türlü şeye kul olmadan paçayı sıyıramaz. İnsanız nihayet, değişik şeylere takılabiliriz. Ama o sarsılma, kısmen sendeleme, kısmen sürçme bence olduğuyla kalmalı. Onu hemen bir doğrulma, yine aynı yolda azmi rah edip, yollar ben sizin emrinizde değilim, sizler benim emrimdesiniz deyip yürüme, yollara ayak öptürme. Varacağınız tepelere ayak öptürme, el öptürme. Gerçi el öptürmeye, ayak öptürmeye meraklı değilsiniz sizler. Fakat siz istemeseniz dahi yollar ayağınız öper. Ona doğru giden yollar ayak öper. Öyle bir takdirle gidersiniz. Ve öyle bir takdirle hayatınız noktalanır. Sizden evvel doğruluğu temsil eden insanlar, sizin ölçünü çektiğiniz şeyin onunu birden çekmişlerdir. Onunu değil. Onun
iki katını birden çekmişlerdir. Dağların tepesine çektikleri inseydi, dağlar Lut gölüne dönüşürdü. Çekmişlerdir. İnanan insanların kaderidir. Çok tekerrür eden şey, bu da tasdi yapmaz inşallah. Hazreti Nuh bildiğimiz çeken insanlardan, Hazreti Hud çeken insanlardan, Hazreti Salih çeken insanlardan, Sodom, Gomorra kahramanı, evet böyle peygambere kahraman demek bu türlü evsafla caizdir. Yoksa onlardaki fetanettir. Efendim, çeken insanlar. Bir avuç bir şey oradan alarak ayrılmamışlar, ayrılmayı düşünmemişler. El etek silmiş, du cihandan el yudum demiş, hanımı kalm, hanım hanım kalmadı diyerek ayrılmışlardır ayrıldıkları yerden. İnsanlığın iftihar tablosuna kadar hepsi dünyadan böyle ayrılmış ve hiçbir şey geride bırakmamışlardır.